Herkese merhabalar dostlar. Hoş geldiniz. Black the Fall oyunuyla karşınızdayım arkadaşlar. Oyunumuz Little Nightmare ya da Inside gibi oyunlara benzer bir yapısı var. Yandan görünüş ve Inside'daki gibi bir şeyleri anlatmaya çalışıyor. Little Nightmare'daki gibi bir şeylere parmak basmaya çalışıyor. Bu da komünist rejime bir eleştiri olmuş ama hani benim çok hoşuma gitmedi. Niye? Çünkü biraz kapitalist düzen yandaşı bir oyun olmuş gibi geldi bana. Hemen zaten bakalım, biz oyun olarak bakalım, çok da derinine inmeyelim. Ama hani neyi çağrıştırıyor, neyi savunuyor derseniz olay budur. Evet, ekstralar kısmında bir şey yok. Settings istediğiniz zaten 2-3 tane ayardan oluşuyor. Biz hemen bir giriş yapalım. Şu bizim eleman galiba. E'ye basılı tutmam lazım. Sonra ne oluyor böyle? Ha. Ha, bir anlık açılıyor. Oradan geçmem lazım. Hoş. Ma. şunu bekleyeceğim galiba. Inside'da aslında tam olarak oynamadım ama hani az çok arkadaşlarımın oynadığı kargo oyun kanalında, arkadaşımın kanalında oynadığı kadarıyla biliyorum. Böyle şeylerden kurtulmak için dış etkenleri kullanmanız gerekiyor. Evet, ASD tuşlarıyla oynayabiliyoruz. E tuşuyla da kullanımlar var. Shift tuşuyla koşuyor. Space'de zıplayabiliyor. Yukarı tuşuyla da yine zıplayabiliyor. Bir şeylere yarıyordur herhalde bu. Diye düşündüm ama. Evet. Kullanacak bir şey yok. O neydi acaba? Yanıyor mu hala? O zaman devam edelim. Herhalde bunu artık kafamızdaki şey kırmızı yanmıyor herhalde, kontrolde değiliz. Yani daha doğrusu kontrolde olmadığımız anlamına geliyor. Oo, oradaki bekçi gibi ha. Şey içeri atarken koşacak mıyım? Aynen öyleymiş. Yukarı çıkmak için asansörü kullanın lütfen. Evet, oynanış basit geldi. Güzel, basit bir yapısı var. Ha, ileri gitmesi için yönleri değiştiriyorsunuz. Evet, güzelmiş. Hmm.
Acaba ileri mi gideceğim? Yo. Aha. Orada şey varmış, boru varmış, öldüm. Çok kötü. O zaman aşağı çekelim. Sonra da ileri itelim, camı kırsın, oradan geçelim. Olay budur yani. Şimdilik bilmeceler basit gibi gözüküyor. İlerleyen safhalarda biraz kafa karıştırır mı göreceğiz. Sanırım biraz daha indirmem lazım. Hadi toz ol. Ha, geçebiliyormuşum. Anam. Nasıl geçeceğim burayı? Ha, bisiklete bineceğim, sonra inecek miyim? Herhalde öyle olacak. Evet. Hadi bin. Ha. Kaçma şansım yoktu. Nasıl yapacağız? Orada bir eleman var ama. Ha, böyleymiş. Ucu ucuna ya, her şey ucu ucuna yani, bu kadar da olmaz. Ne yaptın ya? Gizlice geç. Spawn! Ne diyor bilmiyorum ama çok kötü. Evet. Yırttık derken çok kötü ya. Kafamızdaki o şey de ne öyle? Bunun altından geçebiliyor muyum? Sanırım geçebiliyorum. Evet, buradan da geçtik. Bir tehlikeyi de başarıyla atlatmanın gururuyla yoluma devam ediyorum. Evet, basit bir oyun. Oo. Hayırdır kardeş, necisin sen? Nettin. Sonra ne yapacağız? Hmm.
Buradan geri dönersem gaz var. Öyleymiş. Saza niye gelmedin? Söze niye gelmedin? What? Hemen toz oluyoruz anında görüntü ya. Koşacak mıyım burada? Herhalde koşacağım. Yo, fark etmiyor. Çok ilginç ya. Burada da vuruluyoruz. Her yerde vuruluyoruz. Ha. Ne yapacağız? Sinirinin geçmesini mi bekleyeceğiz bu arkadaş? Aynen öyle olacakmış. Ha, arada silahın bir soğuma süresi var, onu beklemek gerekiyor demek ki. Hadi dostum, ısındın sen. Bununla kapanır mısın acaba? Ha, bir daha açayım. Ha, güzel. Hadi be. Anladım ama olayı. Niye kalktı bu salak? Niye öyle bir şey, delice bir şey yaptın? Yes, yes. İşte böyle. Evet, çok güzel. Anca takip edersin beni artık. O şeyi onu kırdıracağız mı? Ne yapacağız? Böyle anlamsız şeyler. Ha. Güzel, tamam. Harbiden kapıyı kırdırıyoruz şey ya. Bu mekanik şeyler, bu robotlar hep. Dünyanın sonu bunların yüzünden mi gelecek şimdi yani? Bunu mu diyorsunuz siz? Evet, güzel bir bir aşağı indiriyor, bir yukarı mı çıkartıyor? Ne yapıyor bu sürekli? İlginç. O şeyi ele geçirmem lazım galiba. Yes.
Evet, o cihaz benim oldu artık. Ver ula. Ama kafam kadar la, kendimi uydurdum. Ufacık oldu bak. Görüyor musun malayı? Şimdi ben mi emir vereceğim? Zavallı bak, adamı oynatıyoruz ya resmen. Gel gel, kapıyı aç bana sen, gel. Derin anlamlar aramaya hiç gerek yok bence. Hani kapitalizm, matematizm falan diyordu ama. O eleman buraya da mı gelecek? Lan. Ne yapacağım? Ne abi, beni öldürüyor mu? Öldürüyormuş harbiden ya. Ha, şurada bir eleman var. Oo, orada da buhar var. Nasıl yapacağız? Bu kapı da kapandı şimdi. Nasıl yapacağım abi ben bunu? İnsan bir şey verir. Şifre verir yani. Anlamadım, anlamadım, anlamadım. Ne yaptın lan? İçinden mi geçeceğim acaba o şeyi? Güzel. Evet. Bir şekilde başardım yani. Biraz kafa patlatmak gerekiyor alt tarafı ya. Başka bir şey değil. Çok zor değil yani. Neymiş o? What? Ha. Güzel. Bu kumanda bayağı şey. Aman. Ne diyor? Bu spy mı diyor? Ne diyor? Evet, hani böyle de reklam yapılmaz. Karşında duranların hepsi şey, komünizmin babaları yani.
Orak çekici zaten. Oradan emirler geliyor güya. Buradan da şey. Nasıl sıyrılacağım ben bundan? Yapma be. Ah. Ayağa da kalkılmıyor ya. Ha, o şey beni görmedi sürece bu adam lazerler beni, daha doğrusu tabancalar beni görmüyor. Nereye geldik? Şunu durdurayım mı? Bunu öne doğru ilerleteceğim. Ondan sonra sinema şeyini açacağım. O bana bir şeyler yarar sağlayacak bir şekilde. Ne olacak bilmiyorum. Çalıştır bakalım filmimizi, neymiş. Anlayalım Anya'yı, Konya'yı. Işıklar kapandı ha. Otur da seyret ha. Kapitalist düzen kötü. Kapitalist düzen bad. Bak adamları çalıştırıyorlar. Yazık. Ben de çalışıyorum. Köpek gibi gördüğün gibi. Sonra... Şimdi onunla ilgilenirken ben tüyeceğim. Yes. Bu kadar salak olamazdın. He, bunlardan birini çalmam lazım. Neyse, umarım beni görmez bu burada. Gel bakayım buraya. Ha. Git oraya, git. Ana, ne yapacağız? Fark eder mi onu? Fark etmedi galiba. Bu herifte çalmam lazım.
Alamadık herifi, çalamadık. Çok kötü oldu. Müzik de geriyor zaten. Şuursuz müzik. Koş la koş. Lan ne kadar ağırmışım ben. İki kişinin kapladığı yeri kaplıyorum. O ne? Bu sefer de yukarıdan şey yapacağız. Ama görmüyorum ki herifi. Ha, yansıtıcıyım. Güzel, akıllıca. Sevdim. Harbiden bu güzeldi. Aferin, onu kapa. Sonra... Sonra... Nasıl yansıtacağım? Olmadı. Deyip durma lan. Bir şekilde yansıtmam lazım. Ama nasıl? Buradan gözükebiliyor mu? Olmuyor. Tekrar bisiklete bindirsem ne olacak? Güzelmiş. Ulan tam yerinde durdurmuşum ha. Ölçüp biçtim sanki ya. Şuna bak, çok güzel. Onu da durdur koçum. Aslında tam olarak Inside olmuş bu oyun ya. Ya aynı şeyler, aynı yani hemen hemen. Bu arada ölüyormuş burada bu. Suya giremiyor ama Inside'da suya giriyordu. Anam. Ney? Ufacık kaldı. Üstüne çıkmam lazım galiba. Hayır, hayır, hayır. Hayır, olamaz. Ne lan? O nasıl tip ya? Ucundan acık kessem bari. Öf.
Zamanlama şeylerine de hastayım. Niye yapmıyor ya? Aa, kıl oldum abi. Koşarak mı yapacağız acaba? Büyük ihtimalle koşarak yapacağız. Kıl oldum abi. Aa, ne oldu? Görüyor musun? Bak, saç demek ki üstünde fabrika tezgahının üstündeyken saçlarının önemlisi. Saçlarıyla oynayıp gol yedirten Ozan Tufan'a benzedim. Ya, dakikamız da gelmiş zaten ya. Bunu yaptım, yapamadım. Kıl oldum abi. Hadi bakalım. Bu sefer olacak. Oldu. Oy, düşüyordum yine. Deprem muhabbeti nedir ya? Hoppa. Ya zamanlamam, süper benim diyorum zaten ya. Aşağıda uyuyan biri var. Yani her zaman olmasa da zamanlamam iyidir ya. Ulan olaya bak. Devrildi, iyi mi? Onun üstünde bir şey var mı? Herhalde yoktur. Hadi bir yere varacak olacağını bilsem devam edeceğim. Ama sanki varmayacak gibi. Nasıl olacak o? Herhalde şuradan rampayı aşağı falan mı indireceğim? Ne yapacağım? Bakayım, deneyeyim. Allah Allah. İttiriyorum, olmuyor ama. Demek ki bu bulmacada bırakacağız. Her zaman işin kolayına kaç. Şunu yukarı göndersem ne olur? Yukarıda kalır. Bunu kurcalayacak biri lazım bana. Diye ses çıkartan kim? Burası böyle olduğunu zannetmiyorum. Ama kıl oldum abi yani, harbiden.
Anlık açıyor ama niye? Neyse madem çözdüm devam edebilirim bir süre daha. Oo 35 dakika olmuş video. Yine 40 dakikayı görecek. Onun için hemen bitirelim bu şeyi de bölümü de. Hop. O nedir? Heh. Oo, very nice. Güzel. Kontrol edemiyormuşum onu. Kontrol edemiyorum. Bunu kontrol edemiyorum. Neyi kontrol edebiliyorum? Alakalı bir şey yok gibi. Ayıp ediyorsun ama ya. Yani. Şurada konsantrasyon olmuşum. Ne yapsak ne yapsak? Ne yapıyorlar? Yapay ışıkla buğday üretiyorlar burada. Anladım ne olduğunu. Telefonla meşgul etmem lazım. O değil. Heh. Şimdi telefonla uğraşacak mı? Sustu telefon. Anlamadım. Bas git bas. Bu da ilginçmiş. Ne yapıyor böyle olunca?
Hiçbir şey anlamadım. Yapma be. Of, 45-41 dakika oldu. Neyse, daha fazla uzatmayacağım. Buradan sonrasında ikinci bölümde devam ederiz. Aslında ben inceleme olarak başlamıştım ama büyük ihtimalle devam edeceğim. Güzelmiş harbiden. Buralarını çözerim ben bir şekilde. İkinci bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız.